Beş numaralı şarkıyla başlıyoruz. Birazcık dinleyebilir miyiz? Neymiş bakalım? Mabel'le sevgiliymişim ben. Kız evli mi Mabel? Açıkla, hayır değil. Ay dur Allah korusun. 2019 yılı bir can bagajı. Ben aşkla Mabel getirecek. Mabel hayatıma hoş geldin diye ben bir paylaşım yaparmışım kendi kendine. İtiraf et bir can. Mabel açıklıyorum artık. Mabel'cim. Seda abla açıklamış Mehmet Erdem'e olan aşkını hatırlıyor musun? Kız dur ya. Ben açıklarsam Mabel açıklamam herhalde. Bir şey söyleyeceğim. Beni alsanıza ekrandan Mabel'i verin, sesini yükseltin. Valla beni hiç göstermeyin. Açıkla bir çambalı. Mabel. Şu müziği de ver, öyle kolaysa. Bana diyor biliyorsun. Evet. Dilim sürçtü. Yakışıyor muyuz? Ay valla çok güzel oldu. Bir dilim sürçtü şu hale bak. Evlilik programına hoş geldiniz. Mabel. Ben çok böyle güzel istedim diye saçını böyle yaptı. Çok güzel oldu. Mabel ve Bircan. Hayatımıza hoş geldin diyecektim ki, hayatıma dedim. Ama gerçekten çıktığı günden beri Mabel Matiz'in hastasıyım. Onu çok beğeniyorum. Sesindeki o değişik o tınının da sebebinin sağlık problemi olduğunu öğrendikten sonra ona saygım daha da çok arttı. Tabii ki aramızda bir şey yok yani. Ama bu olmayacak anlamına gelmiyor mu? Sadece şarkı söylerse belki olur. Peki. Benim ondan bana sadece şarkı söylerse. Yılın albümü. Aa, sence? Ben sana söyleyeyim mi? Dur söyleme. Aa. Onu düşünmen için söyledim. Ay hemen atlıyorsun bir can. Reklam mı yoksa? Hayır. Ne ya? Yılın albümü dedim. Yani bir düşün dedim. Dört numara, beşi söyledik. Dörtte sıra. Sen yılın albümü düşün. Değil. Dördüncü sırada şu anda en çok izlenen şarkı, dinlenen önce şarkı. Önce şarkı, dinlenen şarkı. Tamam ben şarkı. Albümü düşünüyorum. Tamam sen albümü düşün diye ben ara verdim öyle. Aa, ne bileyim ben seni. Numara. Ben seni televizyonculuğunu çözemedim. Dur şimdi ben şimdi sana onu dedim bak o pası sana onu atıyorum. Onu ben bir düşüneyim. Tamam. Biz seni Mabel'le orada bıraktık. Dört numarada benim şimdi çok numara, sevdiğim bir arkadaşım. Seyircimize en soralım. En yakın dur, dostum. Dur seyircimiz takip. En yakın dostum. Seyircimiz düşünsün önce. Hangi sizce şarkı? Kim? Dört hangi numara. Şarkı? Hangi şarkı? Verin bakalım. Sesimizi kıstınız. Hep sesimizi kıstınız. Ama hep şimdi biplediniz bizi. Hep bizi sansürlediniz. Evet. Ama Merve Özbey. Çok muhteşem güzel. Ses. Dev ses. Bu sesin üzerine minik boy dev bu ses. Bu sesin yanında zaten sorum canım arkadaşım. Evet gerçekten geçtik. Vuracak efsaneydi. Üç numara. Verin coşkuyu. Aa. Ezel geceler. Geç. Çünkü bir şarkısının içinde Ece Erken geçiriyor ve küfürlü bir şekilde benim ismimi geçiriyor. O yüzden çok ne sempati duyuyorum ne antipati duyuyorum ama seni insanlar çok seviyor ki belli. Üç numara. Üç numaradasın. Yine geceler. Yine benden devam ediyor anladın mı? Eceler geceler mi? Niye küfür etmiş acaba? Yok. Bana biliyorsun program müdürümüz dinletti bir de. Çok seviyorum ben dedi Ezel'i. Ece Erken gibi bir şey diyordu. Evet ha. Ece Erken'le ilgili böyle bir cümle geçiyor. Evet. Geceler geceler. Gece, keşke gece geçse. Peki Ezel 3 numarada. Geçiyoruz bakalım. Sırada 2 numara. Başarılıydı. Çok. 2018 gerçekten onun yılıydı. Gönül almayı bilmeyene ömür emanet edilmez. Çok güzel. Çok güzel. Aleyna Tilki. Ve 1 numaraya geçiyoruz. Bir ama, numarada, ama Deniz Seki gibi anons etmen bir lazım. Bir numarada kim? Hayır yapamam onu sen yap. Aa, nasıl bir yapsana. Ya? Bu hayatın heyecanı meycanı yok. Bu hayatın heyecanı meycanı yok. Çok başarılı gerçekten. Çok, çok güzel. Güzeldi. Yine gerçekten 2018 yılına damga vuran bir şarkıydı. Bir numara. Gazapizm heyecanı yok. Evet. Heyecanı yok diyoruz. Ve şimdi albümlere geçiyoruz. Geçtik. 2018 yılına damga vuran albümler. Sadece tek albüm. En çok dinlenen albüm. Bir numaralı albümü veriyoruz. Yıldız Tilbe projesi. Yıldız Tilbe'nin Yıldızlı ya. Şarkılar. Yıldızlı Şarkılar. Verelim mis. Bir tane var mı? Hangisini albümden verelim Yıldızlı Şarkıların? Hepsi, zaten hepsi çok yalnız güzel. Yalnız Çiçek çok kimle, evet. Benim en sevdiğim Aleyna sen, Tilki. Sen başından beri onu çok evet, sevmiştin. Baştan beri kimse biliyorsun ilk o parçaya dikkat etmedi. Evet. İnatla o şarkı dedim. Çünkü o kadar çok bilinen şarkılar Asil vardı Gök'ü ki. Asil Gök'ü verelim mi? Çok güzeldi. O da çok güzel. Asil Gök hastayım ama sana. Yalnız çok güzeldi. Çiçek. Yalnız Çiçek zaten biraz önce verdiğimiz için söyledim. Evet. Asil Gök'ten verdik birazcık zaten. Birazcık hastayım sana. Mesela o da gerçekten öyle bir şarkının varlığını bize tanıttı. Muhteşem söylemişti. Başka Asil Gök'ü de nereden biliyoruz biliyor musun? Derya'nın bütün şarkılarının aranjesini yapıyor. Derya Ulu'nun. Derya Ulu'nun sesi arkadaşı. Ne kadar güzel ya. Derya sesi daha hiç görmediniz. Derya benim üniversite arkadaşım hiçbirini daha göstermedi size. Derya da muazzam bir ses var. Ben anlamıyorum niye saklıyor hala. Ama
Muhteşem bir projeydi. Ellerine emeğine sağlık. Kim yaptıysa. Ediz'in An, Manuş Baba, evet. Dönersen Islık Çal, Ezel'in yine Müptezel ve Yıldızlı Şarkılar bir numara. Bir numaralı evet albüm Yıldız Silben. Kesinlikle hala dinlediğimiz albümdü. Ve şimdi geçiyoruz. Ne oldu? Asil'in şarkısı. Onu dur, ilerleyen dakikalarda senin için özel bulacağız. Hazır mı? Tamam. Bir verelim kız. Bu arada ben bunu yeni öğreniyorum. Sevgilisi. Derya Ulu'nun erkek arkadaşı evet, şu an dinlediğimiz. Çok uzun süredir birlikteler. Evet. Derya Okyanusları falan hep birlikteyken çıkardılar. Ya ne güzel aslında ikisi de müzisyen olması. Ayrıldılar da geri barıştılar. Ha barıştılar şu an. Tabii tabii minik bir ayrılık yaşadılar geri barıştılar. Bak sen tabii, o zaman kahvemi alıyorum elime anlat bakayım. Yani niye ayrıldıklarını bilmiyorum ama geri barışacakları çok belliydi. Çok belliydi çünkü çok mu birbirlerini seviyorlar? Çok seviyorlar. Evlenecekler mi? Kesin evlenecekler. O zaman aşkla devam edelim. Aşkla devam edelim. 2018 yılına damga vuran aşklar. Aa bir dakika benim hiç aklıma. Ay. Benim aklıma geliyor. Cem mi? Yo sen derdi. Öyle hiç yok ki. Cem mi acaba? Cem'le Defne var mıdır? Var mı? Başka kim var Canan? Sen söyle bir tane. Mustafa Sandal'ın hangi aşkı? Kaç aşkı? Canan. Mustafa Sandal'ın aşkı. Mustafa Sandal'ın boşanması Emine var. Emine Sandal'ın aşkı var. Aa. Konuşabiliyor muyuz? Emine Sandal da diyelim canım. Onu da yasal. Ay Sandal demeyelim. Emine Yahoviç diyelim. Yahoviç. Evet özür. Siz söyleyin. Yılın aşkı. Adriana Metin'e Adriana Metin. Sen bitti. Hep bütün ayrılıkları söylüyorsun. Bitti ama dur bakalım. Bunlar bitti. Başka belki kim vardı? Murat Boz, Aslı Emel. İkinci iki yılın aşkı bunlar. Peki bizim ekibimiz ne hazırladı acaba? Bakalım. Yılın aşkları. Damga vuran aşklar. Geliyor. Bu ya. Program olduğu sürece... Bu çiftin peşini bırakmayacağız. Sizi evlendirene kadar bu programda hep sizi konuşacağız tamam mı? Evet. Murat Boz'la Aslı Enver ayrılırsa biz barıştıracağız. Barışınca evlendireceğiz. Hiç merak etmeyin. Ya inatla ya. İnatla barıştılar zaten. Barıştılar evlendireceğiz. Çok şükür. Sizi evlendireceğiz. Evet. Şu an yurt dışındalar gitmişlerdir herhalde. Bir evlenme teklifi bekliyoruz. Bir evlenme teklifi bekliyoruz dönüşte. Bakalım. Bir tek taşla gelecek mi Aslı Enver? Ay. Bu yıla damgasını vuran aşklar Adriana Metinara dedik. Doğru. Biraz Adriana dedi doğru damgasını vurdu ama sonunda son deminde ayrıldılar ya. Yani şu 2018'i çıkaramadınız ya. Çıkaramadınız. Çıkarsaydılar yalnız evleneceklerdi. Bak gerçekten evleneceklerine inanıyordum. Neden? Aileler tanıştı. Baklavalar yendi. Basen genişledi. Bir Türk kadını haline dönüştü Adriana. Ben Metin'in yanlış yaptığını düşünüyorum Adriana'ya. Ben dedi, sen ne dedi? Ya, yanlış yaptım ben. Ne dedi? Ben çocuk dedi büyütemem dedi. Proje değilim ben dedi. Ay. Hatırladım. Hatırladın mı? Proje çünkü öyle dedi. Suçlandı biliyorsun Metinara. Acaba Metinara Adriana Lima ilişkisi bir proje miydi diye. Metin'e bak bayağı turuncu be. Ha? Evet. Yakışıyorlar mıydı? Yani. Artık bizim gözümüz alışmıştı. Evet. Şimdi yani... ben Adriana'da kimseyi görmek istemiyorum Metin dışında mesela. Saçmamışım. Kimle çıkarsa çok Metin gibi olmayacak. Benim gibi olmayacak. İnan. Bir de çok uzun da sürdü ha. Bayağı bildiğim bir yıla yakın sürdü. Bildiğim bir yıla yakın sürdü evet. Ve tüm Türk erkeklerinin sonunda duası kabul oldu ayrıldılar. Türk erkekleri ne gıcık oluyorlardır ama düşünsene Adriana Lima yani. Bizim gururumuz aslında Metin Ara. As bayrakları astıyorduk tam yani. Bayrak astırdık ona ya. Miami'ye Türk bayrağını asmış adam o. Kendine gelsin herkes. Evet ama belki de 2019 yılında acaba Adriana yaptığı hatanın farkına varıp barışalım diye mesaj atar mı? Ya da ayrılık bir hata mı? Ne mutlu son da olabilir. Bilemeyeceğiz. Göreceğiz bakalım neler olacak. Sonra Allah bilir ya. Ebru Şahlı Uğur Akkuş. Çok enteresan bir ilişki. Başından şöyle, beri arkasına durdu Uğur Akkuş'un evet. Ebru Şahlı. Uğur Akkuş evliyken bile el ele çıktı. Arkasında durdu abi. Ama Ebru Şahlı'nın şöyle bir açıklaması var. Ne? Diyor ki ben tanıştığımda biliyordum zaten diyor. Boşanma kararı almışlar. Dava açılmış. Ben bunu bilerek basına poz verdim diyor. Şimdi bunu bilerek söyleyen bu poz işte bu fotoğraf karesini boşanma davası açıldığında bildiğini o açılmış zaten o sırada tanışıyorlar ve bildiğini söylüyordu herkese. Ben ondan poz verdim diyor. Ben ondan rahattım zaten. Burada bir poz vermedi de burada yakalandı artık. Ondan hayat sonra olur mu? Burada yakalandı ama içeri kaçabilirdi. Yüzünü saklayabilirdi. Bir şey bayağı şu an basını görüp poz verdiler. Ben çok iyi hatırlıyorum bu kareleri. Yani bu gülümsediler, biraz... el salladılar. Bu kareler çıktı her yerde manşet oldu. Evet ama bu biraz enteresan tabii. En azından yani bak evliyken değildi. Hani boşanma süresinde ilişkiye başlayabilirsin. Bunlar normal. Ama bu kadar... Gonca Hanım'ı yok sayacak hareketler yapılmamalı. Gözünün ama İçine hayır. Sokmamalı mı? Yeni bir açıklaması daha var Ebru Şahlı. Diyor ki ben tanıştığımda Uğur Akkuş'un zaten başka bir sevgilisi vardı diyor.
Yani ilk ben değilim diyor. Zaten boşanma davası açılmış. Sevgilileri olmuş. Hayatına insanlar girmiş. Sonra ben girdim. Ben ünlü olduğum için ortaya çıktı diyor. Allah Allah. Tabii en son açıklaması da bu. Evlilik kararı aldıklarında bunu açıkladı. Şimdi bir yandan da şiddete uğramış bir hanımefendi var. Ağlayan, üzülen, hatta hamileydim diye bir açıklama. Kolumu kaldıramıyorum dedi. Evet, açıklama yapan bir hanımefendi var. Ama bir anda da diyor ki boşanma davası. Çünkü hukuken boşanma davası açtığı andan itibaren bir erkek ve kadın aynı şekilde özgür sayılıyor. İlişkilerini davaya dahil edemez.